Merhaba arkadaşlar, 7/24 YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Kreuzberg'deyiz. Yukarıda yazdığı gibi Kreuzberg merkezdeyiz. Kreuzberg merkezi Berlin'de yaşayan Türklerin yoğun olduğu bir semt burası. Türk esnafların, Türk lokantalarının yoğun bulunduğu yer burası. Bugün çok özel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Birazdan YouTube'da, hatta şöyle söyleyeyim, müzik piyasasına bomba gibi giren Derdim Çok şarkısı ile adeta ses getiren Ardahan ile buluşacağız ve çok güzel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Birazdan Ardahan'la buluşacağız. Evet arkadaşlar, son bir haftadır Derdim Çok ile müzik dünyasına bomba gibi bir giriş yapan Ardahan ile birlikteyiz. Ardahan hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın, iyisin? İyiyim Allah'a şükür, sen nasılsın? İyidir. Ardahan, öncelikle seni tanıyabilir miyiz? Evet, adım Ardahan. Berlin doğumluyum. Aslında Trabzonluyum. Ve bildiğiniz üzere müzikle uğraşıyorum. Ne zamandan beri müzikle uğraşıyorsun? Müzikle profesyonel olarak 2008'den beri uğraşıyorum. Tabii ki ara ara aralar oldu. Bu son ara biraz uzun oldu ailevi meseleleri yüzünden. Aşağı yukarı bir 5-6 sene bir ara verdik. İşte 2020'de tekrar piyasaya bir giriş yaptık ve iyi bir giriş olmuş. Şimdi Derdim Çok ile bayağı bir dinleyici kitlesine ulaştın. Evet. Bu kadar bekliyor muydun? Vallahi bu kadar beklemiyordum. Hani tabii ki şarkıyı yaparken ben şarkıya tabii ki bir güvenim vardı. Yoksa o şarkıyı yapmazdım. Ama bu kadar ilgi ve beğenileceğini beklemiyordum açıkçası. Ne kadar, yani bu şarkı çalışması ne kadar sürdü? Şarkı çalışması toplamında aşağı yukarı kliple birlikte 3 hafta gibi bir süremizi aldım. Şarkının stüdyo tamamlanması aşağı yukarı 2 hafta sürdü. 5-6 gün klip çekimi, artı işte montaj derken bitirdik ve sevenlerimizin karşısına sunduk. Çalışmalar tamamen Berlin'de mi? Evet, evet, çalışmalar tamamen Berlin'de gerçekleşti. Hani şu koronadan dolayı Türkiye'ye gidip gelemiyoruz maalesef. O yüzden çalışmayı komple olduğu gibi biz Berlin'de tamamladık. Klibi de burada çektik, şarkıyı da burada çektik. Türkiye'den ne tür tepkiler aldın bu şarkıyla ilgili? Vallahi bu sefer Türkiye'den bayağı büyük bir tepki aldım. Hani önceden daha çok Avrupa'ya yönelik tepki alıyordum bu tarafa doğru. Önceki albümlerden, ama bu şarkıyla hani çok da tamam, yani yorumların %95'i pozitif. Yani tabii ki hani bazı arkadaşlar terbiyesiz konuşmalar yapıyorlar. Hani bazen yok Reymen taklidiymiş falan filan diye yorumlar alıyoruz, ama ben öyle yorumlara pek dikkat verecek bir insan değilim. Ya ben açıkçası dinledim, çok hoşuma gitti. Teşekkür yani ederim, öyle de bir taklit falan görmedim yani. Yok, benim kendi öyle bir çalışman olduğu apaçık belli. Yani. Çok da güzel bir klip yapmışsın. Eyvallah, sağ ol. Bundan sonraki çalışmaların nelerdir? Bir şarkı daha gelecek mi? Evet. Şarkıya hatta yani bu kadar ilgiden sonra biz çabuk davrandık. Bir tane şarkıya hazırladık zaten. Daha söz müzik yazarını buradan daha açıklayamıyoruz. Çünkü biraz erken şarkıyı çektik. Yani ses çekimini bitirdik. Allah nasip ederse 7-8 haftaya kadar ondan piyasaya geleceğiz. Ama ben bunu buradan söylemek istiyorum. O şarkı çok farklı, çok güzel bir şarkı. O derdim çoku da geçeceğini ben umuyorum. Ve öyle sanıyorum gerçekten. Peki bir düet falan var mı? Evet, o da var. Onun da ön hazırlığını yaptık. Ama dediğim gibi onun ismini de buradan daha söylemiyoruz. Çünkü her şey daha gizli. Ama Türkiye piyasasında, Avrupa piyasasında çok tanılan bir bayan. Onu söyleyeyim şimdiden. Çok, ama isim veremiyoruz maalesef. Çok bir tanınmış bir isim. Yani. Bayağı tanınmış. Bayağı bir tanınmış. Evet. O zaman yani da Türklerin tanımadığı kişi yoktur, öyle diyeyim. Yani dört gözle bekleyeceğiz. Evet. Ben de. Sen de. Peki Ardahan, Kreuzberg'de giriş yaptık. Kreuzberg'de buluşalım dedim. Neden Kreuzberg? Hani Kreuzberg, Berlin'de Türklerin göbeği diyeyim yani. Ana merkezi. Çünkü Türklerin yoğunluk olan yer orası. Hani benim de çok zamanım oralarda geçti. Benim akrabalarım çoğu zaten Kreuzberg'de yaşıyor. Ve Kreuzberg'i çok seviyorum. Hani ben kendim orada doğmadım, büyümedim, ama benim oturduğum yerlere çok yakın. Ama aşırı çok sevdiğim için çoğu zamanımı ben orada harcıyorum yani. Senin ailen buraya ilk gelenlerden mi? Evet, ilk gelenlerden. Benim rahmetli babam aşağı yukarı 1960'ların sonunda geldi buraya. Hani tabii ki niyeti birkaç sene çalışıp geri dönelim
De ama işte hayat koşulları bu şekilde bize getirdi. Bütün çocuklar burada doğdu, büyüdü. Tabii Türkiye'de de doğan kardeşlerim var benim. Kaç kardeşsiniz? 16 kardeş. 16? Evet. Maşallah. Evet, aile kalabalık, yeğenlerim de çok. Peki, şükür. Senden başka var mı şarkıcı olan? Yok. Hani şarkıcı benden hariç başka kimse yok. Hani zaten destek oradandı zaten zamanında benim ailemden dolayı. Hani küçük yaşta benim sesimin güzel olduğunu fark ettiler. Ve sağ olsunlar arkamda bugüne kadar, yani onlar arkamda, destekçilerim onlardır. Peki şimdi yurt dışında olup da Türkçe müzik yapmak kolay mı, zor mu? Vallahi kolay. Yani her orada ya da burada, yani zaten burada okumaları yaptığımız zaman canlıların çoğu Türkiye'de çalınıyor. Hani artık sistem çok kolay. Hepsi internet üzerine gönderiliyor, geri geliyor. Mixini, masteringi de karşıda yaptırıyoruz İstanbul'dan. Hani artık her şey çok kolay oldu. İlk çıkardığın ne zamandı bir şarkı? 2008 Vefasız adlı single çalışmasıyla piyasaya giriş yapmıştık. O zamanlar da hani diyorum ya, daha çok o zamanlar daha çok Avrupa kitlesine hitap etmiştik. Yani Türkiye'ye çok fazla ses getiremedik. Başaramadık daha doğrusu, öyle diyeyim. Ama Vefasız'dı 2008. Ondan sonra 2010 yılında Bitti Mi Aşkımız adlı albümü çıkarttık. O da kaç şarkıydı? 12 şarkı olması lazım. Ama o zamanlar 2010 yılındaydı. Türkiye'de hani biraz bir ses getirmiştik. 11'de Ömre Bedel adlı şarkısıyla tekrar bir dönüş yaptık. Single. O zaten çok güzel gidiyordu şarkı da. İşte o zamanlar şarkı çıktı. Ben hani başta da demiştim ya, ailevi meselelerinden dolayı biraz geri çekmek zorunda kalmıştım. Hani parça gitti, ben geri döndüm. Parça gitti, sen geri döndün. Evet, ya bir maalesef. Bir süre ara verdin. Evet. Onun farkındayız. Bayağı bir ara verdik ama tekrar buradayız ve çok güzel bir gidiş oldu. Bakalım. Ardan, şimdi benle birçok şarkıcımız var. Evet. Aralarından beğendiğin bir isim var mı? Yani şimdi bütün isimleri saysak biraz uzun olur ve hani bazı arkadaşlarımıza da ayıp olur belki. 3-5 kişi sayıp saymasam. Hani beni tanıdık, benim tanıdığım bir sürü müzisyen arkadaşım var ama bu aralar ben, kardeşim Mert Ustaoğlu var. O da kendisi de şarkı söylüyor. Bir de bu aralar aranjörümü de o yapıyor ve Derdim Çok adlı şarkının söz müzik yazarı da kendisidir. O çocuğun yeteneğini ben gerçekten çok takdir ediyorum. Ve ilerideki zamanda hem aranjör olarak hem söz müzik yazarı olarak çok başarılı bir yere, çok iyi bir yerlere geleceğini ben ümit ediyorum ve cani gönülden diliyorum. Zaten yeni yaptığımız şarkının aranjörü de kendisi. Hani bu şarkıda söz müzik yazarı kendisi değil ama ismini şu an dediğim gibi anons edemiyorum. O yüzden ilerideki zamanda göreceksiniz zaten. Buradan Mert'e de selam gönderelim. Onu da evet, inşallah konuk edeceğiz buraya. İnşallah. Programımıza Mert sıradasın. Haberin olsun. Seni de konuk edeceğiz. Türkiye'de beğendiğim bu son dönemlerde rap olsun, arabesk, fantezi müziği olsun, pop. Hani Almanya'da örnek aldığın şarkıcı var mı? Ya Almanya'da örnek aldığım şarkıcı yok ama hani ben pek rap dinleyen bir tip değilim ama bu aralar hem rap hem müzik söyleyen bir genç yeteneğimiz var burada. Çok da başarılı. Mero. Mero. Onu gerçekten ben hani kendim de dinliyorum. Çok başarılı bir çocuk. Türkiye'de hani daha demin de bahsetmiştim zaten. Reymen'i, yok Reymen taklitçisin falan filan diye bana hakaret eden bazı arkadaşlar vardı. Onu da dinliyorum ve hani kendisi zaten bu aralar Türkiye'de büyük bir isim. Soner Sarıkabadayı olsun. Hani bu son nesili ben genellikle daha çok takip ediyorum ya. Peki izleyicilerimize son olarak ne söylemek istersin? Buradan herkese ben gerçekten cani gönülden teşekkür ediyorum. Hani beni bu kadar desteklediler. Beni takip etmeye devam etsinler. Ve benim klibi izlemeyen arkadaşlara da tavsiye ediyorum. İzlesinler. Ve daha güzel projelerle sizin karşınıza çıkmayı ümit ediyorum. Bu röportajda da emeğe geçen 7/24 ekibine buradan teşekkür ediyorum. Kamera arkası arkadaşlarımız da var. Onlara da buradan cani gönülden teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle. Ama da programdan ayrılmadan önce şimdi gözlüğü de çıkartayım 2 dakika. Beni böyle de görsünler. Röportajımızın sonunda klibi koyacağız ama evet, bize böyle bir canlı dinleme imkanımız olabilir mi? Tabii ki. Derdim çok. Aynen. Kalmadı bir hevesim, derdim çok. Yazıyorum derdimi anlayan yok.
Sevgim kalmadı, içimi yakmadı, sarılan olmadı, olmadı. Yakarım dünyayı senin için, ucunda ölüm olsa bile gelirim. Gözüme uyku girmez bu gece, düşerim yollara, düşerim peşine. Yakma böyle, beni yakma öyle, sazıma derman olsan vurma beni böyle. Yanıyorum dostlar, ay ay derdime bulamadım çare. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol her şey için. Bir dahaki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Arda'na çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özel röportajlarımızda karşınızda olacağız. Arda Han'ı da takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.